Evet, Türkiye'desi Tülay ile röportajımız kaldığı yerden devam ediyor. Yeni saçları, yeni imajı ve rahatlığıyla karşınızda. İmajın demişken, imajınla tamamen değiştiğini, artık hiçbir şey umursamadığını mı vurguluyorsun? Hiçbir şeyi umursamadığımı imajımın hangi parçası vurguluyor? Mavi saçların mesela. Ay yok ayol, saçlarım kahverengi değil, mavi sadece. Hepsi bu. Değişik gözükmediğini mi söylüyorsun yani? Ya benim hikayeme bakacak olursak evet. Ama yani görünüm değişik değil. Hani ben sadece imajımı değiştirdim. Ve bunda senin kastettiğin gibi umursamaz gözükmek için değil. Aksine umursadığım için yaptım. Neyi umursuyorsun imajınla? Kendimi, düşüncelerimi, fikirlerimi. Daha önceki görünümünde kendini umursamıyor muydun yani? Ya umursuyordum tabii ki ama hani önceki halim düşüncelerim ve fikirlerim dışında da kullanıldı. Kim kullandı bunu? Markalar, takipçilerim, yani beni etkileyici gören herkes. Hani artık ben bir süre sonra aynaya baktığımda kendimi değil de temsil ettiklerimi gördüm. Bu yüzden de imajımı değiştirmek istedim. Anlıyorum ama dürüst olmam gerekirse senin saçını değiştirmen bir kadının ayrılık sonrası kuaföre gitmesi gibi geliyor bana. Yani bir saç boyama ve kıyafet değişikliğinden bu anlamdan çıkar mı açıkçası emin değilim. Şimdi anlıyorum ve dürüst oluyorum diyorsun. Yani bir kere bu ikisi de geçiştirilecek kelimeler değil. Yani sen anlıyorum deyince anlamış olmuyorsun. Ve yine aynı şekilde dürüst olmam gerekirse diye cümleye başlaman da seni dürüst yapmaz. Yani hepsini geçtim. Bunlardan daha da önemlisi senin dürüst olmana da beni anlamana da ihtiyacım yok. O yüzden sıradaki sorunu alayım. Ödül töreninde paylaştıklarınla gençlere örnek olacağından bahsettin. Hemen sonra Emre Kunda ile geçirdiğin gecenin ardından Instagram hesabından Emre Kunda ile yattığını ve onun erken boşandığını açıkladın. Sence gençlere örnek olmak bu mudur? ben böyle söylemedim. Yani sen şu an soruyu çarpıtıyorsun. Dün yaşadığın olaylardan dolayı kimseden özür dilemeyeceğim. Çünkü özür dileyecek bir şey yaptığını düşünmüyorum. Özgür bir kadın olarak istediğimle dışarı çıkar, istediğimle öpüşür, istediğimle de yatarım. Üzgün olduğum tek şey sahada 90 dakika mücadele eden Emre Kunda'nın yatakta 1 dakika bile ayakta kalamamasıdır, dedi. Bu paylaşım gençlere örnek mi? Onlar da senin gibi bilmediği bir adamla dışarı çıkıp ertesi gün onun yataktaki performansı ile ilgili ifşada mı bulunsunlar? Gençlik böyle mi olmalı? Soru açık oldu ya. Soruda niyetiniz kadar gayet açık oldu. Merak etmeyin. Ve evet, yani gençler aynen böyle olabilir. Senin gibi gazetecilerin, televizyoncuların, işte siyasetçilerin, futbol kulüplerinin gücünü elinde tutmak için kendi çıkarlarına göre dizayn ettiği o ahlak anlayışı altında kendilerini ezdirmesinler. Senin gibi gücünü arkasına alan herkes gençlerin ilerlememesi ve onların sizi ezmemesi için durduruyor. Hiç kimseyi dinlemiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Sadece yargılıyorsunuz. Bak benim burada duruşumu umursamayıp kendine aptal sorularına spot çıkartmaya çalışıyorsun. Niye? Ben sana söyleyeyim. Koltuğunu sağlamlaştıran okurlarına işte bakın bakın bu kızın gerçek yüzünü ben gösterdim. Bu kız yoldan çıktı demek için. Gerçekten bravo sana ya. Yani zaten sizler olmasaydınız biz hepimiz orospu olacaktık, değil mi? Ha? Ama yemezler. O dönem bitti. O yapıştığınız koltuklara bu gençler sizi yıkıp geçecek. İşte bu yüzden evet. Gençler beni örnek alabilir.